Türkiye'nin arasının limoni olduğu ülkelerle temasa geçmesi Yunanistan'ı iyice tedirgin etti. Amerika ile yeni üst anlaşmaları yapmışa benziyorlar. Ne var ki Amerika bu, ne kadar güvenilir olduğu ortada. Para mı saçarsın, ülkeyi mi satarsın orasını bilmem ama bu kafayla gidersen işin çok zor. Çalışmadan bir şeyler elde etmek istiyorsan sadece vatanını satmakla kalmazsın, bilmiş ol. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşen Türkiye ile rekabete girişmek için çeşitli akıl almaz adımlar atan Yunanistan, ülkesini yabancı ülkelere açmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında istediği noktaya gelemediği için kendisine müttefik arayışına giren Yunanistan, topraklarındaki Amerikan askeri mevcudiyetini artırıyor. Yunan basını yenilenen Amerika-Yunanistan karşılıklı savunma işbirliği anlaşması MDCA ile birlikte Amerika'nın Yunanistan'daki mevcut 5 üsse ek olarak 4 yeni askeri üssün daha kurulacağını bildirdi. Haberde İskiri Adası'ndaki erken uyarı üstüne ek olarak Salamis Deniz Üssü'ne, Kastelli, Kalamata ve Andravida hava üslerine sahip olacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç'taki Giannoli kampının bir kısmını, Litokoro'daki atış poligonunu ve Stefanaviko askeri alanının yanındaki Georgulos kampını da devretti. Bilgisi verilen haber şöyle devam etti. 5 Amerikan üstünde yüzlerce uçak, tank, tank savar silahı, havan topu, zırhlı araç, ağır silah, radar ve hava savunma sistemi olduğu vurgulanan haberde ek silah sistemlerinin de Yunanistan'a sevk edileceği kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde Yunan Mirage 2005 MK2 ile neredeyse aynı özelliklere sahip en az 60 adet kullanılmış ancak çok iyi durumda olan Mirage 2009 e uçağı bulunuyor. Alınan bilgiye göre Fransa'dan Rafale jeti alacak ülke bu uçakları satmaya sıcak bakıyor. Yunan Hava Kuvvetleri tarafından çok düşük bir fiyata 40 ila 60 adet Mirage, 2009'un tüm silahlarıyla birlikte satın alınması, Yunan F-16 Viper'ın mevcut yükseltme programlarıyla birlikte Atina'nın hava gücünü ciddi şekilde artıracak. Bu avcı uçaklar olası bir Yunan-Türk çatışması durumunda doğrudan vurma görevlerinde, yüzey hedeflerine saldırmada ve elektronik gözetleme ve müdahalede kullanılacak. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında istediği noktaya gelemediği için kendisine müttefik arayışına giren Yunanistan, topraklarındaki Amerikan askeri mevcudiyetini artırıyor. Yunan basını, yenilenen Amerika-Yunanistan karşılıklı savunma işbirliği anlaşması MDCA ile birlikte Amerika'nın Yunanistan'daki mevcut 5 üsse ek olarak 4 yeni askeri üssün kurulacağını bildirdi. Haberde İskiri Adası'ndaki erken uyarı üstüne ek olarak Salamis Deniz Üstüne, Kastelli, Kalamata ve Andravida hava üstlerine sahip olacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç'taki Giannoli kampının bir kısmını, Litokoro'daki atış poligonunu ve Stefanaviko askeri alanının yanındaki Georgulos kampını da devretti. Bilgisi verilen haber şöyle devam etti. 5 Amerikan üstünde yüzlerce uçak, tank, Tank savar silahı, havan topu, zırhlı araç, ağır silah, radar ve hava savunma sistemi olduğu vurgulanan haberde ek silah sistemlerinin de Yunanistan'a sevk edileceği kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde Yunan Mirage 2005 MK2 ile neredeyse aynı özelliklere sahip en az 60 adet kullanılmış ancak çok iyi durumda olan Mirage 2009 e uçağı bulunuyor. Alınan bilgiye göre Fransa'dan Rafael jeti alacak ülke bu uçakları satmaya sıcak bakıyor. Yunan Hava Kuvvetleri tarafından çok düşük bir fiyata. 40 ila 60 adet Mirage, 2009'un tüm silahlarıyla birlikte satın alınması, Yunan F-16 Viper'ın mevcut yükseltme programlarıyla birlikte Atina'nın hava gücünü ciddi şekilde artıracak. Bu avcı uçaklar olası bir Yunan-Türk çatışması durumunda doğrudan vurma görevlerinde, yüzey hedeflerine saldırmada ve elektronik gözetleme ve müdahalede kullanılacak. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan, Fransa'dan aldığı Rafael jetlerine F-35 savaş uçaklarını da eklemek istiyor. Amerika'dan F-35 jetlerini resmen isteyen Atina yönetiminde hayal kırıklığı var. Tovima gazetesinde yer alan bir üst modelle güncellenen Yunan F-16'ları ve F-35'lerin zorlukları başlıklı haberde, savunma sanayinden kaynakların görüşlerine yer verildi. Habere göre 83 adet Yunan F-16 uçağının Viper versiyonuna yükseltilmesi yolda. 16 Kasım'da Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yükseltilecek 8. uçak, Tanagra'daki Helen Savunma Sanayi üstüne uçtu. Mühendisler değiştirilecek olan cihazların demontaj ve sökümüne girişti ve jetleri Viper'a dönüştürecek eklemler için hazırladı. Blokelliler 7 ila 8 bin saat uçma kabiliyetine sahipken olası bir yükseltme onlara 2 ila 3 bin saat daha uçuş sağlayacak. Tovima'ya göre yenilenen F-16'lar Fransa'dan satın alınan 24 Rafael savaş uçağının dahil edilmesiyle birlikte Egebe Doğu Akdeniz hava sahasında denge sağlayabilir. Türkiye'nin programdan çekildiği bir dönemde Yunanistan'ın 5. nesil F-35 uçağını tedarik edip etmeyeceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Savunma sanayi kaynakları Türkiye F-35 programından çıktı. Bu nedenle inşa edilen 6 ila 7 uçak Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacak ifadesini kullandı. Aynı kaynaklara göre Yunanistan'ı meşgul eden ve hala endişelendiren F-35'ler konusunda bazı caydırıcı istatistikler var. Huffington Post Yunanistan ise F-35'lerin Atina yönetimine maliyetini mercek altına alan bir haber yayımladı. 80 milyon dolara aşan fiyatı bulunan F-35'lerin her bir saatlik uçuştaki faturası ise 15 bin dolar. Bir F-35'in satın alma maliyeti 80 milyon dolar civarında olsa da yetkililer fiyatının daha da düşeceğini iddia ediyor. Yunanistan'ın 2. 5. nesil avcı uçağı filosu yani 24 uçak satın alması durumunda bu devasa bir silahlanma programı anlamına gelecek. Habere göre Yunanistan'a 3 modeli bulunan savaş uçağının Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kullandığı F-35A versiyonu sevk edilebilir. Lockheed Martin tarafından şimdiye kadar 720'den fazla üretilen F-35'ler 453 bin saati aşkın uçuş gerçekleştirdi. Konuya yakın kaynaklar silahlanma kararlarının siyasi olduğunu söylese de buradaki sıkıntı ekonomik veriler. Ancak yakın geçmişte Yunanistan F-35 için malzeme mevcudiyeti ve tahmini fiyatlar için bir talep gönderdi. Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan Amerika, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor. Yunanistan 2020 bitmeden Amerika'dan resmi olarak F-35 jetleri istedi. Haziran 2021'e gelindiğinde ise Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından bir tasarı sunuldu. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez'in Haziran ayında gündeme getirdiği Amerika-Yunanistan savunma işbirliği tasarısı artık Amerikan senatosunda inceleniyor. Amerika-Yunanistan savunma ve parlamentolar arası ortaklık 2021 başlıklı yasa tasarısı Amerikan savunma bütçe paketine bir değişiklik olarak dahil edildi. Bu gelişme tasarının hızlı oylanmasına zemin hazırlayabilir. Şimdi savunma bütçesi paketinin Şükran günü haftasının ardından senato genel kurulunda oylanması bekleniyor. Bunu parlamento ve senato arasında önceden belirlenmiş müzakere izleyecek ve bu süreç boyunca iki organın kendi versiyonları tek bir nihai metinde birleştirilerek yasa haline getirilecek. Tasarıya göre Amerikan Kongresi, Yunanistan'ın Rus teçhizatına olan mevcut bağımlılığından kurtulmasına yardım etmenin Amerika'nın çıkarına olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda 2022 ile 2026 yılları arasında Atina'ya yıllık 25 milyon dolarlık askeri yardım yapılması öngörülüyor. 13 adımlı Atina Washington savunma işbirliğinin ise 7. adımı dikkat çekti. Doğrudan Türkiye'nin satın aldığı F-35'leri içeren kısımda şu ifadeler kullanıldı. Amerika, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir. Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan Amerika, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki suda üssüne gönderdi. Atina Büyükelçisi Geoffrey Pietse bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi. Savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Son olarak geçen hafta bir tatbikat daha oldu. Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Amerikan Büyükelçisi Piet savaş gemisinde bir araya geldi. Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'ın imdadına koşan Amerika, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası'nda yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi'nde atılacak adımlarsa gündeme bomba gibi düştü. Washington ve Atina arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Katimerini gazetesi, Girit Adası'ndaki suda üssüne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini özel haberiyle duyurdu. İnşa edilecek yeni deniz üssüyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kalıcı olmayı hedeflediğini kaydeden Katimerini'ye göre Atina yönetimi devasa bir savaş gemisi filosunu söz konusu üsse konuşlandırmayı planlıyor. Katimerini Yunanistan'ın Ege denizinin ortasındaki İskiri adası ya da diğer adıyla Skyros'ta suda üssü arasında bir birleşme için Amerikan tarafına yoğun şekilde baskı yaptığını da yazdı. Habere göre Atina yönetimi hali hazırda suda üstünde bulunan Amerikan birliklerinin Yunanistan'ın ortasındaki Larissa veya daha kuzeyindeki Dede Ağaç'a yerleşmesini talep ediyor. Ancak Yunanistan'ın bir numaralı hedefi Amerikan güçlerinin Ege'nin tam ortasında yer alan İskili Adası. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.